kasabası meyve sebzeyle doldu. Akşama meyve festivali var. Hı, bu da ne? O pomelo meyvesi abicim. Baldan tatlı. Pomelo demesi çok eğlenceliymiş. Hemen alıyorum bu pomelodan. Gel bakayım pomelo. Hı, teyze bıraksana meyveyi. İlk ben gördüm. O benim pomelom. Hı, teyze, teyzeciğim bırak. Necati bıraksana meyveyi, ne yapıyorsun? Oho, bir teyze için oldukça güçlüsün. Necati abi boşver, hadi gidelim. Teyzenin bir suçu yok. Olmaz, o teyze benim kara listeme girdi artık. İşte kara listem. Gerçi kara olduğu için yazdığım hiçbir isim görünmüyor ama o teyzenin kötülükler peşinde olduğunu size kanıtlayacağım. Aman Necati, boş işlerle uğraşıyorsun. Teyzeyi rahatsız etme de ne yaparsan yap. Biz eve gidiyoruz. Akşamki meyve festivaline geç kalma. Oo narcı. Pazardan aldım bir tane. Eve gittim 1000 tane değil mi? Al abi afiyet olsun. Eve gidince tek tek sayacağım ama. 1000 tane çıkmazsa bozuşuruz bak. Sabahtan beridir meyve alışverişi yapıyor. Akşam oldu hala yorulmadı. Anlamıyorum. Meyveler kocaman, çanta küçücük. Ne aldıysa o küçücük çantasına koydu. Dedektiflik içgüdülerim beni kaşındırıyor. Gerçi şu maydanozlar yüzünden de kaşınıyor olabilirim ama. Bence bu teyze bir uzaylı. Hızlı karar vermeyi severim. Uzaylı, limonların bana verdiği yetkiye dayanarak seni tutukluyorum uzaylı teyze. Kaçma! Uzaylı olduğunu biliyorum. Çantan da uzaylı teknolojisi değil mi? Biliyordun. Dur kaçma. Böyle olmayacak. Daha zekice bir çözüm bulmalıyım. Canan olsa ne yapardı? Daha zekice bir çözüm bulurdum. Teşekkürler Canan. Bir dakika. Amca. Şu yönde çok ucuz ve güzel domates var. Hem de seçmece. Koş. Ne? Seçmece mi? Teşekkürler amca. İşte oradasın. Muhteşem bir dedektif olarak bu sırrı çözmeme çok az kaldı. Şimdi söyle bakalım, çantana sınırsız meyve doldurarak mutant bir ananas mı yapacaksın? Yoksa elma ile armutların toplanabileceğini mi ispat etmeye çalışıyorsun? Anlat. Burada seçmece domates yok. Hayallerim yıkıldı. Sabahtan beri Necati'den ses çıkmıyor. İçimde kötü bir his var Şakir. Yarım karpuzu bitirdin baba. İçindeki kötü his o olabilir mi acaba? Kalan yarısını da Necati'ye saklamıştım. Üzülme baba. Ama Necati abiden gerçekten de haber gelmedi. Acaba nerede? Hadi gidip bakalım. Bir dakika. Beni kim yiyecek şimdi? Yemiyorsanız buzdolabına koyun abicim, yoksa bozulurum. Yarına kadar bozulmazsın canım. Yok. Size bozulurum, gücenirim yani. Buzdolabında diğer sebzeler parti veriyormuş. Beni de götürün oraya. Ben sizi buzdolabına götüreyim o zaman. Sonra da çıkarız baba. Arkadaş bunlara da yüz verdik, iyice tepemize çıktılar. Baba, baksana bu o teyze. Hakikaten de hala meyve satın alıyor. Yalnız bu ne acayip pazarmış. Akşam akşam açık. Gel abla gel, akşam pazarı. Sabah pazarı. Affedersiniz teyzeciğim. Biz Necati abiyi arıyoruz da. O mor renkli bir fil. Daha önce karşılaşmıştınız. Sizin kötü olduğunuzu düşünüyordu. Tabii biz ona inanmadık ama. Acaba kendisini gördünüz mü? Niye çantanızı açtınız ki? Bize bayram harçlığı mı vereceksiniz? Yoksa fal çıkan sakızınızı mı arıyorsunuz? Necati haklıymış. Neredeyiz biz? Çantanın içine düşüyoruz. O melo değil mi bu? Neredeyiz biz? Teyzenin çantası bir tür geçitmiş. Bizi de uzay gemisine ışınladı. Teyze bir sürü meyve toplamış. Şunlara bak. Domates. Ben de meyve miyim, sebze miyim karar veremediği için tuttu getirdi. Meyvesin meyve. Sana sebze diyenlere aldırma. Necati abi. Necati?
demek buradasın. Oo, demek dedektif kıyafetini giydin Remzi. Sana kolaylıklar dilerim. Necati abi, ne yapıyorsun orada? Beni meyve sandılar. Ben de bozmadım. Meyve taklidi yapıyorum. Dur biraz meyve gibi uyuyayım. Mey 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 mey. Özür dilerim Necati. Sana inanmalıydım. Hadi gel. Buradan geri dönüşün yolunu arayalım. Gelmem. Ben bir meyveyim Remzi. Bırak. Meyveyi dalından koparma. Zaten istesem de gelemem. Bacağım mantın arasına sıkıştı. Daha hızlı meyve toplamamız lazım. Ha? Baba geliyorlar. Kaç. Şu karpuza bak. Kocaman. Olmuş mu olmuş. Çabuk çabuk şuraya atla. Buyurun efendim, meyve suyunuz. Çok yavaşsınız. Bir türlü iyileşemedim. Çok daha fazla meyve suyu içmem gerekiyor. Efendim, dünyadaki robotumuz meyveleri çok yavaş yolluyor. Bizlik bir durum yok. Ben dedim size sporcu robot yapalım diye. Tutturdunuz teyze robotu olsun diye. Öyle demeyin ama efendim. En iyi meyveleri teyzeler seçer. Mesela az önce bir karpuz gördük. Kocaman. Baba, duydun mu? Meyveleri pres makinesinde ezip meyve suyu haline getiriyor. Acaba uzay gemilerine neden gemi diyorlar? Uzayda deniz yok ki. Baba, Necati abiyi unuttun mu? Doğru. Necati yüzme bilmiyor. Bir şeyler yapmazsak Necati abi meyve suyu olacak. Baba, kendine gel. Tamam, kendimdeyim oğlum. Demin atlayınca kafamı şu kuyruklu kavuna çakmışım. Şimdi ne yapacağız? O bir ananas baba. Neyse, benim bir fikrim var. Baksana komutana, hastalığını iyileştirmek için meyve suyu içiyor. Eğer komutanı bir an önce iyileştirirsek meyveleri preslemelerine gerek kalmaz. İyi de nasıl iyileştireceğiz komutanı? Bana güven ve annemi ara. Alo Kadriye, akşama ne yemek var? Baba ne diyorsun? Alo anne. Beni iyi dinle. Selam söyle, selam. Nasıl yani? Emin misin? Tamam oğlum. Madem öyle. Ne oldu anne? Biraz basketbol oynamaya ne dersin? Bu bakışı biliyorum anne. Bu... Bir dakika. Bu bakışı bilmiyorum. Ha? Dur olmadı. Şimdi nasıl? Tamam. Bu bakışı anladım. Soğan. Bravo. 2 sayı. Şehriye. Bravo. 3 sayı. Elma. Top çalma gerçekleşti. Zaten tavuk suyuna çorbada elmanın işi olmaz. Daha çayı kaynatacağız. Zencefil, bal, limon. İşte teyzeyi bulduk. Teyzeciğim buyur. Çantasını açtı. Şimdi. Siz de kimsiniz? Çabuk yakalayın. Ya! Hadi Kadriye. Hadi Kadriye. Ses geliyor. İşte bu. Tavuk suyu çorbası mı bu? Zencefilli çayı da varmış. Ne yapıyorsunuz siz? Bu inanılmazdı. Sonunda iyileştim. Şu pres makinesini de durdurabiliriz artık. Komutanımız 17 gündür hastaydı. Siz kimsiniz? Bunu nasıl başardınız? Uzaylılar. Biz dostuz. Tamam. Beni iyileştirdiniz ya. Dileyin benden ne dilerseniz. Size şöyle güzelinden bir meyve suyu hazırlayayım mı? Hayır, dur. Ama ne oldu ki? Hiç gerek yok. Ama şu meyve çok güzel görünüyormuş. Evet, onu istiyoruz. Pekala. Bayağı da esnek meyveymiş. Bu karpuzu bana övmüşlerdi. Normalde size vermezdim ama size hediye olsun. Kendinize iyi bakın. Amma da ağırmış. Şakir oğlum, tutsana bir ucundan. Güle güle karpuzcuk. Ne? Neler oluyor? Acayip uyumuşum ben. Şakir, Remzi, Kurtuldan Oz. Sizin sayenizde. Teyze gidiyor teyze. Necati, çözdük biz o işleri, merak etme. Çözülmesi gereken çok büyük bir mesele daha var. Henüz saymayı bitiremedim. Remzi, avucunu aç. Ne yapacaksın ki? Nar tanelerini sayıyorum. 456, 457, 458... Necati, ne yapıyorsun? Dur Remzi, kafamı karıştırma. İçinden 1000 tane çıkmazsa narı geri iade edeceğim. Kaçta kalmıştım?
Neyse en baştan sayarız. 1, 2, 3. Bu ezikmiş. At bunu. 4.